Boşnak kültürünün olmazsa olmazı sofralarında baş tacı boşnak mantısının yapımı bir hayli zor ama tadına da diyecek yok. İşte o mantının tarifi geliyor şimdi ekranlarınıza. Boşnak dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk şey boşnak böreği ve mantısıdır. Soframızın olmazsa olmazıdır. İnce ince hamuru, bolca eti, kaymağı ve yoğurduyla birleşip damakları şenlendiren bu lezzetin adı boşnak mantısı. Boşnaklar için de vazgeçilmez bir lezzet. Gelin bu lezzet serüvenine birlikte şahit olalım. Tadını damağında bırakacağı bir lezzet. Şimdi o lezzet deryasında geçtik iç harcına. Mantının harcını yaparken biz öncelikle soğan, satır kıyması, kaymaklı mısır özü yağımızı ve tuzu kullanıyoruz. 3-4 tane soğan var ama çok büyük olmayacak. 1 kilo satır kıyması var. Hepsini buraya koyuyorum. Kaymaklı sıvı yağ karışımından koyuyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar bir tuz koyuyoruz. Sıra geldi hamurun ince ince açılmasına. Hamurumuzu hazırlarken sadece su, tuz ve un kullanıyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra dinlenmeye alıyoruz ve yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra açıma hazır oluyor. Hamurumuzu incecik açmadan önce merdaneyle bu hale getiriyoruz. Şöyle bir kepçe. Hamuru ince ince açtık. Şimdi sıra geldi. İlk etapta hazırladığımız harcı işte bu hamurun üzerine dökmeye. Kenarlarına bolca malzememizi yerleştiriyoruz. Etimizin üzerini kapatıyoruz. Gezdiriyoruz ya gene hamura. Ortadan kenara doğru çekerek hamurumuzu görüldüğü gibi iyice incelte incelte sarıyoruz. Boşnak kültüründe bu mantı önemli bir yere sahip. Misafir geldiğinde, bayramda, seyranda masaların baş tacı. Yanımda da boşnak kadınları var. Vazgeçilmezimiz bizim. Tatmadıysa tatmasını tavsiye ettiğimiz. Çünkü çok lezzetli. Boşnak kadınları uçupetka, yani perşembe günü geçiyorlar masa başına. Sabahın erken saatlerinde onlar için mesai başlıyor. Perşembe günü her evde mutlaka börek yapılır ve yenir. Tadına lezzetine diyecek yok ama yapımı bir hayli zor. Bayağı bir emek gerektiriyor ama yemesi çok keyifli. Şimdi hamurumuzu açabildiğimiz kadar açtık. Gördüğünüz gibi masa örtümüz tamamen gözüküyor. En ortasından şöyle bir kesik yaptıktan sonra bu şekilde. Şimdi mantımız bükülmeye hazır. Kesiyoruz ve tepsimize diziyoruz. Mantımız ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Lezzetini anlat anlat bitiremedik. Hamurunu açtık, pişirdik. Şimdi sıra geldi en keyifli ana, tabii ki tadına bakmaya. Harika.